projeme, linked object projeme bir tane sınıf ekleyeceğim. Sağ tık, add, class, öğrenci adında bir sınıf. Drop tap tap. ID. Bu oluşturduğumuz öğrenci klasıyla epey bir veri ekleyeceğiz. Form oluştuğu zaman bu verilerin hafızada oluşmasını istiyorum ki biz onları sorgulayalım. Bunun için de bir list yapıyorum. Öğrenci sınıfı tipinde öğrenciler. Thank you.
listemizde 10 tane öğrenci var. Ben ID'si 6'dan büyük olan öğrencileri istiyorum. Bunun için öğrenci öğrenci listemizin adı öğrencilerdi. Onun içerisinde soru yapmam lazım. Ve o yere ID altıdan büyük. Sonuç nokta et. Verileri bir yerde göstermemiz gerekiyor. Yani konsolda değiliz. Bunun için buraya bir data grid atıyorum. Biraz şöyle bir de bu yeterli. Adını da kısa bir şey yapayım. Adını sadece DG yaptım. Bakın ID'si 6'dan büyük olan öğrencileri istedim burada. Bu normal bir list sorgusuydu. Yani Linku ile ilgili bir işlem yok şu an burada. Ama zaten mantığının benzer olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 6'dan büyük olanları getirdiğimde öncelikle benim öğrenci listem öğrencinin bir listesi olduğundan dolayı benim sorgulayıp aldığım kayıtları aynı şekilde bir öğrenci listesine, öğrenci listine eklemem gerekiyor. Bundan dolayı bir sonuç adında öğrenci listesi oluşturdum. Sonra da for each ile öğrenci listemin adı, bakın öğrenciler, benim listemin adı. O yüzden onun içerisinde dönerek her aldığım öğrenciyi ÖGR olarak aldım. Ve içeride de eğer ÖGR'nin ID'si 6'dan büyükse sonuca ekle. Sonuçta listeydi. Onu da buraya yazdım. Bu kadar basit bir şekilde bir sorgu yapabiliyorum. Biraz daha küçülteyim. Şimdi bu işlemi link ile nasıl yaparız? Link to object versiyonu. Yapacağım işlem yine aynı. Yani sonuç olarak atayacağımız yapı değişmiyor. Öğrenci listesi. Thank you.
aslında her öğrencinin bir öğrenciler listesindeki her öğrenciyi temsil ediyor. Yani öğrenci olarak görebiliriz. X.id 6'dan büyük olanları istediğim için bunu alıyorum. Şimdi normal listelere değer atama işleminde yapmamız gereken önemli bir işlem. Gördüğünüz gibi normal listeye bunu atayamıyorum. Halbuki öğrenciler bir list, öğrenci sınıfından bir liste olarak yüklenmiş. Gene de bunu yaptırmıyor bana, atama işlemini. Bunu yapabilmem için nokta bunu bir listeye çevirmem gerekiyor. To dediğim zaman çıktı olarak bana liste döndürmesini istiyorum. Artık herhangi bir sorun yok. İstediğim işlemi yapabilirim. Aynı şey yukarıdakiyle. In neyle yapacağım? Benim filtre yapmak istediğim şey yukarıdaki öğrenciler. O zaman bunu yazıyorum. Şimdi filtreleme işlemi olmalı. OGR.id büyüktür 6 demiştik. Select OGR. Burada da gene herhangi bir sorun yok sorguda. Ama atamak istediğim şey liste olduğu için bunu gene to list ile dönüştürdükten sonra listeye dönüştürüp o şekilde aktarmam gerekiyor. Bunları da yazdıralım. Burada aslında işin en temelini görmüş olduk. Birincisi normal sorgu yöntemiyle bazı işlemleri yapmak. Burada yapı ile ilgili bir işlem yok. Generic bir yapı var, list. Generic list. İçerisinde bu işlemi yapıyorum. Sonrasında lambda versiyonu ile linked object olarak bunu sorguluyorum. Objeleri link ile sorgulayarak. Bu en basit olanı. En az kod yazarak bunu yapabiliyoruz. Bir diğeri de Linku sorguları, yani açık olarak yazdığımız bu sorgularla, SQL modeliyle aslında bunu yapabiliyoruz.
İkişer tane C, M ve Z ile başlayan öğrenci var. Bunlar üzerinde bir işlem yapalım. Z ile başlayanları alalım. Burada Z ile başlayan öğrenciler. Birkaç farklı yöntemi kullanabilir. Yani dediğim gibi tek bir yöntem yok aslında. Şurada işte öğrenci x nokta alt üzerinden bizim substring diye bir metodumuz var. Bu diyor ki başlangıç ve bitiş değerlerini ver. Başlangıç ve uzunluk. İşte diğeri de başlangıcı var. Ben diyorum ki sıfırdan başla bire kadar bak. To upper baş harfi Z olan. Yani aslında az öncekinin aynısı. Yerine göre biraz daha uzun oldu soru olarak. Buna da baktığımızda sonuç aynı. Şimdi o bahsettiğiniz, sizin yaptığınız yöntemle de aynı sonucu alırsınız dediğiniz gibi şurada. İndeks üzerinden bunu elde ettiniz. Ben de farklı bir yöntemle yapıyorum burada. Sonuç 3. Öğrenciler ver. 4. Diğer yöntem yapacak. From. O geri. Öğrenciler ver. İstediğim şey burada adın baş harfi, o zaman o yere at, start with başlangıcı neyle başlasın? Z ile. O zaman şartım bu şekilde tamam. Sonra select o yere, bunu liste olarak döndürmem gerek. Yazdıralım. Emin olalım. Yani aslında sorgu sorgu demeyeyim de istek bir tane ama gördüğünüz gibi daha birçok farklı versiyon çıkartılabilir. Önemli olan nasıl gittiniz? Yani sonucu bulun. Sonrasında zaten en performanslı yöntemi tecrübe edindikçe bulabilirsiniz. Bu şekilde. Bunun diğer versiyonu da şunu 4 yapayım. Hadi bir tane daha.
hem lambda hem de normal link sorgularıyla birçok yöntemle yapabiliyoruz. Burada bak, burada x üzerinden aldım. At bir string. String bir dizi değil mi? Char dizisi. O zaman sen sıfırıncı indeks diyorsan o artık string değil, bir char'dır. Çünkü bir parçasını aldım. Char'lar tek tırnaktır her zaman. Ama dikkat edersen burada bir string olarak vermen isteniyor. Çünkü bu bununla başlayan diyor. Başlayanları alıyor direkt. Yani sen ne verirsen ver, bu start with metodu alıyor onların hepsine, bakıyor, z ile başlayanları sana getiriyor. Ama sonuç olarak string alıyor. İlk karakter biliyorsun. Tabii. Mesela şurada z, gerçi ikisi de z, e. Z. Ama zel yazılabilirdi. Zel yazarsan zeliha gelirdi gibi. Bununla başlayan, başında arıyor. Burada da zaten substring tamamen sana yönettiriyor. Şunun biraz daha esnek hali diyebiliriz. Al bunu istediğin gibi, şuradan başla, bu kısmına bak diyor. Ve tabii ki ben baş harfi büyük olma standartına uyduğum için mantık olarak da diyorum ki bunları küçük bile olsa to upper'la büyüt, bununla eşleştir. Daha önce yaptığımız bir örneği link içerisinde yapalım. Şu şekilde çok örnek yapacağımız zaman region içerisine alacağım. Diğerlerini tek satırlarda şu şekilde yapabilirim. Mesela adı içerisinde name'imiz var. Şuradan Murtaza'yı gördüm mesela. R var. Merve'nin R'si var. Emir'in R'si. 3 tane banko. Hatta Murat da var. 4 tane. Yok, R arıca. Murtaza. Adı içerisinde küçük R. Öğrenciler. Bunu var olarak yapıyorum. Öğrenciler nokta. Arama işlemini konteyns yapıyordu hatırlarsanız. Char istiyor benden. Char bilgisini tek tırnak küçük r dediğine göre bunu vermem gerek. Burada bakın, burada to list yapmama gerek yok. Sebebi atamak istediğim şey var veri tipi. Ama onu gene liste yapsaydım, gene to list yapmam lazım. Bunu listeye dönüştür. Bunları DG'ye bağlayalım. Sonuç. Bir şey gelmedi. Sebep. Çünkü data bilgi. Saydıklarımız geldi. İçlerinde R olanlar adında. Mesela Emir'in R'sini büyütelim. Bakalım yakalayacak mı? Emir gitti. Çünkü küçük R'yi aradım. Hepsinin char karakter, char karşılığı farklı olduğu için ben küçük diyorsam küçüğü getirecektir. Tamam.
tane daha ekleyeceğim. Ya da birinin adını değiştirelim. 10 taneyi bozmayalım şurada. Murtaza Cappar. Şimdi adı içerisinde iki karakter, iki isim biraz zor gibi geliyor. Değil mi? Nasıl bulacağız? Tamam, matematikçiler nasıl ya? Arasında boşluk varsa olay bitiyor zaten. Bunu da contains ile char vererek boşluk karakterini verdiğimizde zaten istediğimizi yapmış oluyoruz. To list diyelim. DG data source. Murtaza Cappar. Olabilir. Bu biraz daha ekstra. Yani bana temizle öyle bak diyor. Mesela sen veriyi eklerken şöyle yaptığın zaman ya da bunu değil ya da şöyle yapalım. Kemalettin'in sonunda bir tane olsun. Bunu da buradaki konteyns üzerinden yapalım. Bana Kemalettin de geldi çünkü bu temiz değildi aslında. Öncelikle bunu temizleyip sağda solda bunun olmamasını sağlamam gerekiyor. Trim başında ve sonunda. Evet. Boşluklardan arındırır. Bakın benden separatör istiyor. Neyle ayırayım bunu? Boşlukla split et. Sonra bunun split ettiğine göre length'ini al. Length'i de Kemalettin yine ayarı bozdu burada. Şunu düzeltelim. Şunu da düzelteyim. Sonradan şaşırmayasınız. Şimdi yine bir tane geldi. Sonuç bir ikinciyi kullanıyorum.
kullandım. Burada da yöntem split et, ortadan bunu böl boşluktan. Sonrasında uzunluğunu al, uzunluk 2'ye eşit ya da 2'den büyük mü? Aslında büyüktür değil de eşittir de olabilirdi. Çünkü biz 2 isimliyi aradığımıza göre bu durumda 3 isimli de olmasa da teknik olarak olabilir. Yaş ortalama bakıyorum. Büyükler var. Küçük 2 tane var ya. 88 ile 89 var. O zaman 28 yaşından büyük öğrenciler. Sorgular temel olarak gelen veri üzerinde bir müdahale yapmadan gerçekleştirdiğimiz işlemlerdi. Ama bazen bunları değiştirmemiz gerekebilir. Mesela SELEC sorgularında, veri tabanında ad ile soyadı birleştirmek gibi. Yani birleştirerek bunları getir diyebiliriz mesela. Böyle bir durumda ne yapacağız? İsteğimiz ne? Örneğin ne olsun? Ali Hocam.
Ya burada mantık şöyle çalışıyor. Select sonda olur. Select'ten sonra ver yazabiliyor olmam bunu sürekli böyle kullanma anlamına gelmiyor. Öncelikle ver, yani filtre kısmını yap. Koşulunu ver. Ondan sonra da select yap ki çalışma tarzı yöntemi burada baştan başladığı için önce senin filtreni yapsın. Sonrasında da senin istediğin select yapısını oluşturup getirsin. Çünkü SQL'deki gibi değil. Yani siz select'te yazdığınız şey zaten baştan sona gidiyor. Ama burada önce ver yap diyor. Ver ile filtrele o veriyi ben o şekilde alayım. Sonra sen select'i nasıl tasarlarsan. Bu özellikle database tarafında data işlemlerini çok sık kullanacağınız bir yöntem. Mesela böyle. Bunu toList yapmam gerekiyor böyle bir kullanımda. Çünkü bunun yapısı öğrenci yapısı değil artık. Bakalım şöyle. Öğrenci sonuç. Bak, artık toList yemiyor. Sebebi artık listenin yapısını bozdun. Öyle değil mi? Alt soyadlı listede var mı? Yapısı bozdun. Yeni bir sınıf oluştu aslında arka tarafta. Anonimiz bir tip. O yüzden bunu bu şekilde alamazsın artık diyor. Ya şahsen bir öğrenci gibi bir şey olsaydı olurdu. Yok, burası zaten bak new dediğin zaman bu yeni bir isimsiz tip oluşturuyor. Sen bunu new yazdığın anda aslında buradaki yapıyı kendisi bir tip olarak alıyor. Bu şekilde alabilirsin bunu. Herhangi bir sorun yok. Çünkü buradaki senin oluşturduğun tipi şurası olarak biliyor. Var. Hepsini alabildiğine göre sorun yok. Ama sen bunu ben list olarak alacağım dersen buna izin vermez çünkü yapıyı değiştirdim. Bak yukarısı patladı. Ben bunu to liste yaparsam gene patlar. Çünkü listeye dönüştüremiyor bunu. O yüzden ne yapmak istediğini karar vermem lazım. Şey extension olarak list köşe küçük büyük içerisinde tek tırnak A olarak alıyor. Böyle bir tip oluştu şurada new ile. Sen bunu buna atayamazsın diyor. Bunu alabileceği tek şey var. Burada da aslında çok şey değil. Mesela içinde ayrı bir mini sınıf oluşturup ondan bir liste üretip ona list.add denebilir for each içerisinde. Mesela şöyle ben bunu istedim sonuçta dön şurada kafana göre bakalım bir tanesini göstersin. Bu şekilde geldi ad soyad. Sen bunu bir sınıfa attığın zaman nokta soyad dediğinde bunu alabiliyorsun demek. Değeri aldı çünkü. Kendisi isimsiz tip olarak saklıyor burada. Çünkü yapıyı kendin tasarladın aslında. Ona bir isim vermedin. Doğrudan erişemezsin. Onu bir şeye aktarıp alman lazım. Anonimist abi.